İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Hizmet Protokolü Hakkında Basın Açıklaması Aziz milletimize saygıyla 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen bazı vakıflarla yapılan yurt protokollerinin feshedildiğinin beyanı Kamuoyunda bilgi karmaşasına ve yanlış algıların oluşmasına sebebiyet verdiğinden milletimizi doğru bilgilendirme zarureti ortaya çıkmıştır. İsmini Anadolu erenlerinden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinden alan ve kadim geleneği temsil eden vakfımız 1985 yılında iş adamları, akademisyenler ve hukukçulardan oluşan ahiret kaygısıyla Allah rızasına gözeten gönüllü bir grup hayırsever tarafından kurulmuştur. İrfani kültürün yaşatılmasını, topluma yönelik sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesini faaliyetlerinin merkezine yerleştirmiştir. Bugün ülkemizde ve gönül coğrafyamızda eğitim ve insani yardım faaliyetleri yürüten vakfımız Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı statüsünde çalışan Birleşmiş Milletler tarafından ECOSOC üyeliğine seçilmiş, ülkemizde ve uluslararası platformda bilinen saygın bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfımız herhangi bir ticari faaliyetin içerisinde olmamış, giderlerine fon sağlamak maksadıyla şirket kurmak ya da gelir getirici bir yapı oluşturmak gibi bir çalışma yürütmemiştir. Vakfımızın genel bütçesi çok büyük oranda %80 kurucu mütevelli heyeti üyeleri tarafından, kalan kısmı da teberruda bulunan hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Bununla birlikte vakfımız, sahir zamanlarda çeşitli kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu hak ve imkanlardan, teşviklerden, projelerden, yasalar ve kanunlar çerçevesine istifade etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Özellikle 15 Temmuz sürecinde ortaya çıkan öğrenci barınma hizmetlerindeki büyük açığı kapatma adına devletimizin ve milletimizin yanında yer almayı önemli bir vazife bilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan yurt işletme protokolü bu zaruret sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu protokol İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla yürürlüğe giren hukuki bir işbirliğine dayanmaktadır. Söz konusu yurtlarda kalan öğrenciler bu vatanın evlatlarıdır ve onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir. Geleceğimiz olan gençlerimizin mağdur edilmemesi adına devletin, yerel yönetimlerin ve STK'ların işbirliği yapması her şeyden önce takdir edilecek güzel bir dayanışma örneğidir. Hal böyleyken bu işbirliğinin sanki bir suçmuş gibi kamuoyuna takdimi, fedakar ve hayırsever insanımızı inciten ve yaralayan bir davranış olmuştur. Bu protokol çerçevesinde vakfımıza ait yurtlarımızın küçük bir bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan binalarda hizmetlerini yürütmektedir. Bu protokol gereği olarak vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel asla söz konusu olmamıştır. Vakfımız hiçbir yurt işletmesinden para kazanmayı gaye edinmediği gibi, aksine sübvanse ederek bu hizmetleri sürdürmektedir. Devletin denetimi ve gözetimi altında faaliyet gösteren vakıflara yönelik vehim ve hayal mahsulü yanlış algılar üretmek, milletimizin menfaatine ve maslahatına hizmet etmemektedir. Hiçbir ayrım gözetmeden, İstanbul'umuzun aziz misafirleri olan gençlerimize hizmet veren ve vakfımızın da büyük maddi katkılar sunduğu bu yurtlara yönelik protokolün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini ve ayrıca meseleyi çarpıtarak iftira dolu bilgilerle kamuoyunu yanıltan itibar cellatlarını halkımızın vicdan mahkemesine havale ediyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreçler içinde haklarımızın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı